Şimdi arkadaşlar, iki gündür bana yine yoğun bir şekilde gelen mesajlar var. Bilmiyorum, belki sizin de karşınıza çıkmıştır. Kefir. Kefirle alakalı habire bana belki 10 tane, 20 tane, bilmiyorum sayısını bilmiyorum. Belki de daha fazla sual gelmiş olabilir. Kefir içmek haram mıdır diye. Zaten o videoda kefir içmek haramdır diye direkt şey yapmışlar. Videoda en son baktığımda 5 milyondu. Daha da şimdi belki de daha fazla uçmuştur yani. Rakama bak. İzleyenlerin çoğu da ne diyor? Acaba haram mı? Şimdi arkadaşlar, bununla alakalı direkt bak, kafadan bir şey konuşmuyorum ha. Ben her zaman söylüyorum, ben burada duvara dayanarak konuşmuyorum. Ben fetvaya, hocaların, alimlerin fetvalarına göre konuşuyorum. Şimdi İslam dinine diyoruz, sarhoşluk verecek derecede tahammül etmemiş, yani mayalanmamış içecekten içilmesi caiz. Sarhoşluk verecek derecede mayalanmış içecekten içilmesi haramdır. Mayalanması kısa süren kefirin alkolsüz olup sarhoş etmediği, besleyici olduğu ve birçok hastalıkların tedavisine kullanıldığı açıklanmaktadır. Böyle bir kefirin içmesi dinen bir sakınca yoktur diyor. He, haram kısmı var mı? Dinleyin anlayacaksınız. Fakat diyor 0.5 derecede alkol ihtiva edecek derecede mayalanmış kefirin içilmesi caiz değildir. Çoğu sarhoşluk veren az miktarda haramdır. Zaten hadis-i şerifte böyle geçiyor. Fatih Kalender Hoca biliyorsunuz. Rabbim Celle Celle hayır uzun versin. Amin. Ben çoğu fetvayı mesela ondan dinlerim. Fatih Kalender Hoca'dan dinlerim. Onun fetvaları zaten o haşa ve kelle asla kafadan bir şey konuşacak birisi değil. Çok büyük bir alim, büyük bir hoca efendi. Yani fıkıh heyeti başkanı olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi kefir ya da boza içmek haram ya da mekruh mu diye sual gelince aynen yazıyı okuyorum arkadaşlar. Bak, kafadan değil yazıyı da okuyorum. Hanefi mezhebinde alkol içeren bir maddeye baktığımız zaman cumhur ulemanın sarhoşluk veren her içecek haramdır görüşü var. Ancak sarhoşluk veren içeceklerdeki oluşan her alkolün hariçten katılmasıyla fermente yoluyla oluşması arasında fark vardır. Eğer alkol haricen katılmış ise çözeltici vs. burada diyor sekir verip vermemesi değil, necis kabul edenlerin görüşü esas alınarak bunun kullanılması, içilmesi caiz olmayacaktır. Yani fermente arkadaşlar kendiliğinden demek. Kendi kendine eğer oluşuyorsa mutat bir insanın tüketilebileceği nihai noktada sarhoşluk verir mi vermez mi şeyine bakılır. Eğer sarhoşluk verecek olursa ve fermente ile alkol olmuşsa zararı olmayacaktır. Mesela bazıları dışarıdan katıyormuş. Eğer dışarıdan katma alkolle mesela mayalanması hızlansın diye. Böyle fetvası bu. Mayalanması hızlansın diye dışarıdan alkol katılırsa zaten sıkıntı. Ama diyor fermante ile alkol oluşmuşsa zararı olmayacaktır. Çok içilmesi durumunda insanda bir sarhoş verecek olursa az da içilse cumhura göre caiz olmayacaktır. Mesela kefir çok içildiği zaman diyor sarhoşluk verecek olursa onun diyor azında içmesi caiz değildir. Kefir olsun, bozo olsun, bunlara dışarıdan bir şey katılmıyor. Fermante yoluyla içinde bir miktar alkol oluştuğundan bahsediliyor. Bu ne kadar çok içilirse içilsin insana bir sarhoşluk vermiyor. O yüzden taze temiz yeni kişinin kendisinin yaptığı ve haricen bir şey katılmadığını bildiği bir şeyse içmesinde herhangi bir mahsur lazım gelmez. Hanefi mezhebinde biraz daha genişlik vardır diyor. Özellikle kefirin faydalı olduğu söyleniyor. Ama dediğimiz gibi ekşimiş, çok zaman geçmiş ve içindeki alkol oranı çokça artmışsa bundan kaçınmak gerekecektir. Mevzu ne arkadaşım? Kefire ona buna kafadan haram diyenler kafadan fetva vermesinler. Bak burada ben kendim de kafadan konuşmadım sana burada. Şey fetva veren kim hiç bilmem ne profesör, doçent, doktor. Ya arkadaşım biz ne profesör, doçent, doktorlar gördük. Ayet hadis inkar ediyor. He. Profesör, doktor Mustafa Karataş. Profesör, doçent, doktor, bilim, Mustafa, neydi o? İslamoğlu da var, bir tane daha vardı o. Mustafa Öztürk müydü? Mustafa Öztürk. Biz buna 3 sene önce reddi yapmıştık. TGRT'de fetva veren biri vardı. Kimdi? Osman Ünlü. Sen bizim Osman Ünlü hocamız hakkında nasıl konuşursun? Sen bizim Osman Ünlü hocamız hakkında nasıl konuşursun diyenler
Osman Ünlü şu anda ne yaptı biliyor musun arkadaşlar? Sakal diyor, sünnette münnette yok diyor. Evet, buna fetva verdi. Ben o adamı 3 sene önce reddi yaptım. Bana hala, bak hala, bana hala mesajlar geliyor. Sen bizim Osman Ünlü hocamız hakkında nasıl konuşuyorsun? Bilmem ne, sen kimsin lan? Aynen böyle ya. Muhabbete bak. Peki şimdi ne, yeni fetva verdi? Sakal sünnette yok. Arkadaşım, sakal bırakmak farzdır. Uzatmak sünnettir. Taha suresinde geçiyor zaten. Hazreti Musa, Hazreti Harun sakalından tuttu çekti. Tefsirlerde ne geçiyor? Sakal bırakmak. Peygamber, bütün peygamberler sakallıydı. Bütün peygamberler sakallıydı. Sakal bırakmak farzdır. Jilete vurmak haramdır. Ama Osman Ünlü, hocaların bilmem hocası, profesör, doktor, doçent, kardiyolog, kalp damar cerrahi, ne ararsan var bunlar tabii. Ne ararsan var. Yani başına prof, doçent, doktor bilmem ne gelince dümdüz devam ediyor. Tabii. Bilmem ne uzmanı. Peki ne diyor? Sakal diyor sünnette yok. Aman ya Rabbi. Sahih hadisleri inkar ediyor ya. Ve maalesef binler, yüz binler. TGRT'yi biz ne zannediyorduk arkadaşlar? Aynı Kanal 7 gibi işte TGRT'de. Biz de düzgün zannediyoruz TGRT'yi. Gerçi dediğim gibi ben elhamdülillah 3 sene önce reddiğimi yaptım. Elhamdülillah yine haklı çıktık. Rabbim Celle Celaluhu bu konuda yüzümüzü kara çıkarmadı. Çıkarmasın da amin. Osman Ünlü'den de inşallah. Hatta bunu bu sohbetin başına alalım biz bunu. Kefir meselesini sonradan konuşalım. Montajda bunu biz böyle ayarlarız inşallah. Osman Ünlü'nün fetvaları yanlış arkadaşlar. Çok yanlış fetvaları vardır. Bir daha söyleyeyim. Allah razı olsun. Ben Osman Ünlü'yü tanımam. Etmem bilmem kimdir nedir ama he şimdi diyecek ki bilmediğin adam hakkında bilmediğin bana ne kardeşim illa tanımam mı lazım? Ben diyorum ki bu adamın sıkıntılı fetvaları var. Ben bak üst, YouTube'a yazın Hüseyin Çevik Osman Ünlü yazın zaten çıkacak. 3 sene önce ben bu adam hakkında ne konuşmuşum? Bak orada var. Bak yine tekrardan yeni yeni şeyler çıkıyor. Adam sakal yok diyor kardeşim sünnet. Zaten kendi sinek kaydı. Tabii kendi sinek kaydı. Sinek buradan aşağı sörf yapıyor. Bunlar temiz olalım, cici olalım. Ya temiz cici diye bir şey var mı kardeşim ya? Allah Allah. Rabbim Celle Celle sonumuzu hayır eylesin amin. Amin. Rabbim Celle Celaluhu ehli sünnet yolundan ayırmasın amin. Amin. Rabbim Celle Celaluhu sakalı, sarığı, cübbeyi, şalvarı sevenlerden eylesin amin. Amin. Sevenleri sevenlerden eylesin amin. Amin. Rabbim Celle Celaluhu suratımızda sünnet sakalla ölmeyi nasip eylesin amin. Amin. Rabbim Celle Celaluhu başımızda sarıkla ölmeyi nasip eylesin amin. Amin. Rabbim Celle Celaluhu üzerimize cübbeyle şalvar ölmeyi nasip eylesin amin. Amin, amin demeyin var mı aranızda arkadaşlar? Varsa direkt Vatikan'dan şu otobüs kaldırır şuradan Vatikan'a doğru gitsin. Bana ne kardeşim? Çünkü benim saydığım şeyler Müslümanlık alametleri. Ben dua ederken ne dedim şimdi? Rabbim Celle Celle canımızı Müslüman olarak alsın diye dua ettim. He amin demeyen kardeşim. He şimdi diyecekler sakalımız yok yavrum olduk. Ben sana alamet diyorum kardeşim. Bak bunlar alamettir. Her zaman söylüyorum nişanedir. Rabbim Celle Celle sonumuzu hayır eylesin. Amin. Amin.